kişiler ölümünden sonra yakınları ile ilişkili olarak bir haklar silsilesiyle aslında varlıklarını sürdürüyorlar. Çünkü bir ölümün ardından ölenin yakınlarına yönelik eylemler gerçekleştiriliyor. Böyle bir kabul var. Dolayısıyla aslında ölenin yakınlarının insan hakları ihlal ediliyor. Ölene yönelik saldırılarda zaten biliyoruz hani ölene yönelik bir saldırı gerçekleştiğinde sonuçta yaşayanlara bir mesaj veriliyor. Sadece ölenin yakınlarına da değil aslında topluma bir mesajdır ölene yönelik eylemler. Şimdi tabii hem felsefenin konusu ölenin bedeni kime aittir ya da nasıl bir düzenleme gerçekleştirilir. Bunlar kültürlere göre değişiyor, inançlara göre değişiyor. Ama şunu biliyoruz ki aslında felsefenin ve işte sosyal antropolojinin de tartıştığı insanın insan olma özelliğini kazanması aslında ölülerine yönelik davranışlarıyla ilişkileniyor. Yani gömme ya da bir takım ölüm ritüelleriyle şekilleniyor. Dolayısıyla bunlar yaşayanlar için önemli. Çünkü yaşayanlara yitirdikleri yakınlarıyla ilgili bir vedalaşma ve sonrasında da bu yakınları için yas tutma olanağı veriyor yapılan bütün bu eylemler.